Evet, merhaba arkadaşlar, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu devrim niteliğinde aklınızdaki, hayalinizdeki her şeyi metine dönüştürüp film haline ve video haline dönüştürebileceğiniz bir yapay zeka uygulaması tanıtacağım sizlere. Uygulamanın adı Kling AI arkadaşlar. Çin menşeli bir yapay zeka uygulaması. Size aşağıda verdiğim linke tıkladığınız zaman ekran bu şekilde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Sizden tabii ki ilk başta videolar veya fotoğraflar üretebilmeniz için bir giriş isteyecek. Sağ üst tarafta giriş bölgesi var. Sync in'e dokunduktan sonra arkadaşlar buradan sizden bir üyelik isteyecek. Ya yani şu anda ücretsiz olarak karşınıza çıkıyor. Bir mail adresiyle girişinizi yapıyorsunuz. Ben yaptığım için direktmen hemen girişe basıp sizlere göstermek için geliyorum. Şimdi yapay zeka doğrulama istiyor. Buradan bu kareyi bunun içine getirdiğiniz zaman, kedicik tamamlandığı zaman size girişinizin iznini verecektir arkadaşlar. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bir şey hayal ediyorsunuz ve o hayal ettiğiniz şeyi metne dönüştürüp resme ve videoya çevirebiliyorsunuz. Nasıl? Güzel bir duygu değil mi? Evet, şimdi bunu nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. O ilk başta girişte görmüş olduğunuz 3 tane videoyu ben kendim ürettim arkadaşlar. Bilginiz olsun, gayet de başarılı, güzel olduğuna düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Şimdi arkadaşlar, gelelim asıl konumuza. Resim ve video oluşturmak. Bu image kısmına girdiğiniz zaman buraya prompt giriyorsunuz ve buraya girmiş olduğunuz prompt, ben buradan nasıl isteyeyim, bir tane kız resmi oluştururum. İngilizce yazmanız gerekecek. İngilizceyi destekliyor şu anda. İlerleyen zamanlarda geliştirme aşamasında olduğu için İngilizce şu anda Türkçe mevcut değil. O yüzden bilmiyorsanız İngilizce ChatGPT veya bir çevirici kullanarak buradan bu şekilde yazabilirsiniz. Enter'a bastığımız zaman arkadaşlar size direktmen videoyu veya fotoğrafı oluşturacak. Şimdi biz fotoğraf oluşturduğumuz için promptumuzu girdik ve fotoğraf oluşturmamızı bekliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 9-16 oluşturabiliyorsunuz az aşağı indiğiniz zaman veya farklı boyutlarda kare birebir oluşturabiliyorsunuz. Şimdi ben Windows kullandığım için tam ekrana kaplamıyor. Sayfa biraz büyükmüş gibi. Alt tarafta sağa sola çekeceğim şey var ama sağ tarafta aşağı yukarı çekebileceğim bir şey bulunmuyor. Laptop'tan girdiğim için ya bu yeni düzenleme yazılımsal bir şey ya da farklı bir şey var. Daha çözemedik. Bakalım ne olacak. Evet, resimlerimizi üretti. Görmüş olduğunuz üzere resimlerimiz gayet güzel çıktı. Anadolu kaldırma ara sokakta bir tane bohemli dans eden bir kız resmi istemiştik ve gayet de başarılı bir şekilde 4 tane resim vermeyi başardı bize arkadaşlar. Buradan isterseniz beğenebilirsiniz resimleri. Buradan download yapıp indirebilirsiniz veya buradan farklı şekilde işlemler yapabilirsiniz resimleri indirip arkadaşlar. Gayet de güzel ve başarılı bir şekilde. Biz indirelim bakalım bunu, bir tanesini nasıl gözükecek. O esnada da diğer resimlerimizin kontrolünü yapalım. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere net bir şekilde istediğimiz sonuca bizi ulaştırabildi görsel olarak. Şimdi birazdan sizlere bunun aynı şekilde nasıl video haline dönüştürüldüğünü sizlere göstermek istiyorum. Tabii 5 saniye ve 10 saniyelik bölüm var. 10 saniyelik bölüm daha henüz açılmadı. 5 saniyelik videolar oluşturmamızı izin veriyor şu anda. Haberiniz olsun. Şimdi videonun asıl konusu metinden videolar çevirmek. Görmüş olduğunuz üzere El Videos. Buraya tıklıyoruz. Bu aşağıda da görmüş olduğunuz daha önce insanların yapmış olduğu videolar karşınıza çıkıyor. Buradan inip kızlar kontrol edebilirsiniz. Biz şimdi gerekmen buraya tıkladığımız zaman direkt arkadaşlar görmüş olduğuna text video, yazı yazarak video haline getirebileceğiniz bir alan açılıyor burada size. Ve direktmen buraya promptumuzu hemen yapıştıralım ve aşağıda generate bölüm var. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar bize videomuzu oluşturacak. Bu sağ tarafta da benim daha önceden shorts videosu olarak attığım videolarım duruyor ve buradan şimdi enter'a basıyoruz ve videomuz oluşturulmaya başlıyor arkadaşlar. O esnada size şunları anlatayım arkadaşlar. Gayet başarılı, gayet birebir insana benzeyen şekilde detaylı promptlar girdiğiniz zaman sonuçlar alabiliyorsunuz. Shorts'larımda gidip bakabilirsiniz oraya. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz iki tane insanın karakterini kendi yarattı. Gayet de başarılı bir şekilde üretmeyi başardı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu esnada size şunu göstereyim arkadaşlar. Evet.
videomuzu oluşturdu. Şu sağ üst tarafta görmüş olduğunuz üzere halen daha dönüyor. %15'lik bir kısım kaldı. Farklı rutuşlarını yapıyor görmüş olduğunuz üzere. Evet, ara sokak, Arnavut kaldırımlar, fakat bu sefer kızı kot ceketli yapmış, dans ederken yaptı arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Şimdi evet, oynatalım bakalım nasıl oluyor. Evet, bir internetiniz ve bilgisayarınızın ve bu sistem gereksinimleri karşıladığı zaman daha da seri bir şekilde oynatacaktır. Sizlerin bilgisayarında görüyorsunuz, Betin'den yazı yazarak Arnavut kaldırımını bir sokakta bir kızın dans etmesini istemiştik ve kız şu anda karşınızda neşeli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde dans ediyor arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Hayallerinizin sınırı yok. Ben bunu size sadece bir örnek olarak gösterdim arkadaşlar. Ama sizlerin hayalinin sınırı yok. İstediğinizi istediğiniz şekilde promptlarda düzgün bir şekilde komutlandırıp verirseniz size daha iyi sonuçlar verecektir. Şimdi bunu silelim ve şuraya 20'li yaşlarda sahil kenarında koşan kızlar yapalım arkadaşlar. Bakalım, enter'a bastık, bize nasıl sonuçlar verecek. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Bu esnada bayağı bir uzun sürüyor. Bir 5 dakika videoyu yapım süresinde sürüyor. Ben kesip bunu bu şekilde sizlere daha net göstermek amaçlı kesiyorum. Bilginiz olsun edit aşamasında. Evet, görmüş olduğunuz üzere kızlar dedik ve kızları ardı ardına sıralayıp bizlere koşan sahil kenarında kızları verdi. Gökyüzü, deniz, kumsal ve kızlar. Ön taraftaki kızın yüzü net ama arkasındaki biraz bulanık. Öbür arkadakilerin zaten suratı yok gibi bir şey olmuş. Daha geliştirilme aşamasında olduğu için arkadaşlar bunlar ilerleyen zamanlarda düzelecektir ve daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi bunu da silelim ve size bir pistte yarışan yarış arabası ve motosikletle ilgili bir video promptunu girdim. Enter'a bastık ve bakalım bize nasıl bir sonuç verecek arkadaşlar. İnsan figürleri dışında normal materyalleri nasıl çıkartıyor diye bakıyoruz. Vay diyebilirim açıkçası. Gayet başarılı, gayet net bir şekilde sonuç verdi. Evet, şimdi de oynatalım bakalım nasıl oynayacak. Gayet de güzel, kaliteli görüntüler var arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Yani normal insanın yüzünün bazılarını algılayamayabiliyor ama bu şekilde görselleri oynatayım şunu. Bu şekilde görselleri gayet başarılı bir şekilde bizim karşımıza çıkarıyor. Arabaya fokuslanması falan, arabanın detayları, yolda giderken şekli şemali falan. Yani gayet başarılı sonuçlar bize vermeyi başarıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Yani arkadaşlar, demin de size anlattığım gibi hayal gücünüzün sınırı yok. Düşünün, metne çevirin ve ondan sonra video haline çevirip istediğiniz filmleri, videoları bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu ve bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, daha çok kitleye ulaşabilmek için paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşene dek hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.